Herkese merhaba, ben Irmak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece likit ürünler kullanarak güzel bir makyaj yapacağız. Yepyeni ürünlerim var. NYX'in çok güzel yeni serum ürünleri çıktı. Bunlardan Bare With Me'nin serum concealer'ı elimde var. Bunu deneyeceğiz. Yine Bare With Me'nin Luminous Cheek Serum allık ürünü var. Yine likit formda olan. Bunu deneyeceğiz. Onun haricinde Amerika'dan bir fondöten geldi. L'Oreal'in Türkiye'de olmayan, umarım bir gün gelir dediğim, ben bir kez denedim ve çok sevdim, Age Perfect Radiant Serum fondöteni. Bunu birlikte deneyeceğiz. Milk markasından şöyle bir bronzerımız ve muhteşem holografik bir highlighterımız var. Bunu size göstermek için de sabırsızlanıyorum. Ben highlighter sevmem biliyorsunuz ki, ama aldığım günden beridir sürekli her gün makyaj yapayım yapmayayım bunu kullanmak istiyorum. Mutlaka sizlere göstermek istedim. Bunu deneyeceğiz. Onun haricinde hepsi çok yeni olmayan ama güzel ürünlerim var. Birlikte likit bir makyaj yapacağız. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Bundan önceki cilt bakım videomda bahsettim. Cildim şu an gerçekten beni çok huzursuz, rahatsız eden bir durumda. Uçuk da çıkarttım. Böyle artık son evreleri geçmeye de başladı. Ama gerçekten böyle canımı çok sıkıyor. Cildim bayağı bir böyle kötü durumda. Bu arada üst katımızda yine her zaman olduğu gibi ben videoya başlar başlamaz temizlik, tadilat, oyun vesaire bir şeyler başladı. Sesler gelirse lütfen kusura bakmayın. Neyse, çok uzatmadan şimdi başlıyorum arkadaşlar. Kiko'dan çok enteresan bir ürün aldım. Smart Hydra Shot Stick diye bir ürün. Bu enteresan bir şey. Yüz ve göz çevresi için nemlendirici stick diyor ve buzlu su bulunuyormuş içinde. Garip bir ürün. Bir kere denedim. Önce şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Stick formda. Böyle bir ruj gibi. Şöyle bakın, mavi bir rengi var. Bunu böyle ben daha çok göz çevresinde kullanmak için aldım. Şöyle uyguluyorsunuz. Ve gerçekten inanılmaz ferah hissettiriyor. Buzla uygulama yapıyormuşsunuz gibi. O kadar soğuk değil ama böyle nasıl diyeyim, naneli buzlu bir şey sürüyormuşsunuz göz çevrenize gibi. Böyle bir ürün aldım. Göz çevremi nemlendirmek ve belki işte bu koyuluklara da iyi gelir, rahatlatır diye düşünerek. Güzel nemlendiriyor. Dediğim gibi bir kere kullandım. Böyle makyaj öncesinde kullandım. İyi geldi. Özellikle böyle yangın hissettiğim zamanlarda cildimde rahatlatır diye düşündüm. Yüze de uygulanıyor ama ben küçük olduğu için böyle çabuk da bitmesin diye göz çevremde uygulayacağım bunu. Serum bir fondöten uygulayacağım için, biraz da böyle nemli bir bitişi olduğu için gözenek küçültücü bir makyaj bazı kullanayım diyorum. NYX'in Pore Filler makyaj bazını kullanacağım. Gözenekleri çok güzel gizleyen, pürüzsüz bir görünüm veren güzel bir makyaj bazı bu. Cildi böyle anında nötrlüyor ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Mat, pürüzsüz bir görünüm sağlıyor bu makyaj bazı. Çok başarılı, bunu seviyorum. Şimdi gelelim NYX'in bu yeni çıkan serum concealer'ına. Bare With Me serisini mutlaka duymuşsunuzdur daha önce. O seriye böyle zaman zaman yeni güzel ürünler ekleniyor. Bu da o güzel ürünlerden bir tanesi. Ben yine daha önce bir kez kullandım bunu. Bu bir çeşit mantar içeren, tremela mantarı içeren serum concealer arkadaşlar. Serum ürünlerin özelliği ciltle çok güzel bütünleşmesi ve genellikle böyle daha doğal bitişli, daha güzel ürünler oluyor. Daha ince yapılı oluyor ama ciltle bütünleşen ürünler oluyor. Şöyle bir ürün. Pompalı bir aplikatörü var. Uygulama kolaylığı sağlıyor ve böyle uyguladıkça alttaki şey yukarı çıkıyor. Minimum ürün ziyanı olmuş oluyor. O açıdan da güzel bir özellik diye düşünüyorum. Böyle parmağıma dökerek şu şekilde uyguluyorum. Böyle bu şekilde bunu yayacağım. Bu arada bendeki bej rengi çok fazla çeşidi yoktu diyebiliyorum. L'Oreal'in Trendyol mağazasından aldım. NYX'in kendi sitesinde yoktu satışı. Belki şu an gelmiştir, emin değilim. Çok fazla renk alternatifi yoktu. Bej renkler genellikle bana uyuyor. Bir de concealer'da böyle aşırı açık renkleri zaten kullanmıyorum artık ben. İncecik bir yapısı var. İnce yapısına rağmen bence çok güzel bir örtücülüğe sahip. Ve göz çevresini kurutmuyor. O açıdan da çok güzel. Çizgilere dolmayan çok güzel bir yapısı var bu concealer'ın. Ben gerçekten çok beğendim. Asla göz çevresini germiyor. Renk eşitleyiciliği bence çok güzel. Ama hani mesela sivilceleri vesaire çok fazla kapatmaz. İsterseniz muhteşem sivilcelerimle bir deneyelim. Bu şekilde kullanmadım. Bakalım performansını ölçmüş olalım. Evet, şimdi böyle uyguluyorum çok da yaymadan. Hatta şöyle parmakla uygulayayım.
Şimdi fondötenin de etkisini çok şey yapmamak için bütün yüzüme concealer yaymak istemiyorum. Birazcık böyle sıvı bir ürün olduğu için, aslında örtücülüğü fena değil ama sıvı bir ürün olduğu için yaydıkça inceliyor. Ama hiç de fena değil. Bakın, bence örtü sivilceleri de bayağı. Hani yapısı çok ince olduğu için sanki örtmezmiş gibi geliyor. Ama gayet de örtüyor. Bakın, gayet güzel de örttü, ne dersiniz? Hani şurası biraz fazla büyük benim şu an. Çok kolay örtmez zaten herhangi bir concealer ama çok da fena değil. Gelelim fondötenimize. Söylediğim gibi fondöten şu an ülkemizde yok. Belki bir gün L'Oreal bunu getirir. Gerçekten çok güzel bir ürün. Age Perfect Radiant Serum Foundation Sunscreen diye geçiyor. Şöyle bir ürün arkadaşlar. SPF 50 içeriyormuş. Etkisini böyle çok kaybetmek istemiyorum. Süngerle uygulayacağım ama süngerimi ıslatmadım. İnce yapılı fondötenleri uygularken süngeri kuru tercih ediyorum. Bence örtücülüğünü daha az alıyor o zaman. Sürdüğünüz anda bu fondöteni bir güneş kremi kokusu geliyor. Sanki bir güneş kremi uygulamışsınız gibi oluyor. Bakar mısınız bitişine? İncecik bir yapısı var ama renk eşitleyiciliği, örtücülüğü hiç fena bir fondöten değil. Keşke gelse Türkiye'ye dediğim çok 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 güzel bir fondöten arkadaşlar. Yani düşünüyorum, buna benzer bir yapıda fondöten var mı diye. Bizim şu an ülkemizde olan böyle ince yapılı fondötenlere aşırı benzemiyor ama mesela Wet n Wild'ın Bare Focus Tinted Hydrator ürünü, görselini koyarım. Şuna yapı olarak birazcık benziyor ama bence ondan biraz daha ince yapıda. L'Oreal'e sesleniyorum. Umarım bu ürünü Türkiye'ye getirirsiniz. Çok güzel bir gerçekten fondöten. Şimdi ben bu uçuğumu kapatmayacağım çok fazla. Çünkü artık böyle bir yara boyutunda olduğu için kusura bakmayın lütfen. Hani sizlere de bu şekilde göstermek istemiyorum makyajı ama gerçekten acıyor şu anda. O yüzden üstünü çok fazla fondötenle örtmek istemiyorum. Concealer'ın göz üzerindeki yapısını bir görmüş olun. Bakın böyle çizgilendi, görüyor musunuz? Ama benim göz üzerim gerçekten inanılmaz katlı bir göz kapağı olduğu için normal yani bu. Pudrayla sabitlediğinizde o görünüm azalacaktır. Ama mesela göz altlarımda da çizgi olmasına rağmen, şöyle bir yakından da bakacağım, çizgilenme olmadı diyebilirim. Bronzer'a geçelim istiyorum. Milk Makeup'ın şöyle minik versiyonlarından bir bronzerımız var. Bu benim uzun zaman hani çok merak ettiğim ama fiyatları yüzünden almadığım ürünlerdendi. Dolaptan aldım arkadaşlar. İkinci el ama açılmamış, sıfır bir ürün. Güvenerek aldım. Milk benim çok merak ettiğim bir markaydı. Çünkü hani hem vegan hem cruelty free bir marka. Şimdi bunu bir fırça yardımıyla uygulayacağım. Direkt yüzüme sürmek istemiyorum. Şöyle fırçamı alıp şöyle. Ay çok güzel rengi var. Kremsi bir ürün olduğu için böyle çok hafif bir görünüm yaratıyor. Çok doğal bir bitiş sağlıyor. O açıdan beğendim. Bakar mısınız? Çok doğal, güzel bir rengi var. Tam bir bronzer diyebilirim. Bu arada bunun hani farklı çeşitleri var mı emin değilim ama bendeki Baked rengi. Çok güzel bir bitişi var arkadaşlar. Evet, bu bronzer'ı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Minik olduğu için sürekli kullanıp bitirmem ama severek kullanacağım. Günlük makyajımda da tercih edeceğim bir bronzer olacak. Gelelim allığımıza. NYX'in Bear With Me serisinin Luminous Cheek Serum diye geçen bu ürünü. Bunun yanlış hatırlamıyorsam 3 rengi vardı. Bendeki Peach Bronze rengi. Şöyle elime dökeceğim önce. Ve burada size rengini göstereceğim. Serum bir ürün olduğu için bu da incecik bir yapıya sahip. Öncelikle onu söylememde fayda var. Bakın, çok böyle doğal bir renk. Şöyle elimin üzerine bir miktar döktüm. Şöyle kesik uçlu bir allık fırçam var. Ona alıyorum. Şöyle uyguluyorum. Çok çok hafif uygulama sağlıyor. Özellikle fondöten sürmeden makyaj yapan insanlar için çok güzel olabilir. Bence fondöten üzerinde de fena durmadı bu arada ama hafif bir görünümü var. O açıdan dedim. Fondötensiz makyaj yapan, sadece allık süren kişiler için inanılmaz doğal bir bitiş sağlar. Aynadaki görüntü şu an çok sağlıklı bir turunculuk. Kalıcılığını bilmiyorum. Serum ürünlerde kalıcılık biraz daha düşük olabiliyor açıkçası ama bakarım, birkaç saat geçireceğim bu makyajla zaten. Yazarım açıklama kısmına.
Çok doğal duruyor. O açıdan gerçekten çok başarılı buldum. Tam bir yaz ürünü bu. Gerçekten hani böyle yazın daha fresh makyajlarda belki atıyorum sadece concealer'la böyle bir renk eşitliği sağladınız. Fondöten sürmediniz ama allık uygulamak istiyorsunuz diyelim. Öyle zamanlarda çok çok güzel duracak bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yazın da kullanmak için şu an can atıyorum gerçekten. Çok başarılıymış. Bunu da çok sevdim. Bu üçü yazın çok severek kullanacağım ürünler oldu. Pudra uygulayacağım göz üzerime hemen. NYX'in HD Finishing Powder'larından bu transparan versiyonunu uygulayacağım. Bu kırıldı. Ben bunu ilk aldığımda da kırmıştım. Sonra bir yöntemle bunu düzelttim ama tekrar düşürdüm. Tekrar kırmışım. O yüzden böyle içi parçalı şu an. Rahat gösteremiyorum. Bununla böyle göz üzerimi şöyle bir küçük bir fırça yardımıyla sabitliyorum. Göz altımı ben artık pudralamıyorum. Göz altımı pudraladığım zaman daha çok çizgilere dolduğunu fark ettim. O yüzden pudralamıyorum. Sadece göz üzerimi. Şu an dışarı çıkmayacağım, maske takmayacağım için buralara da sürmeyeceğim. Likit görünümü de böyle hani kremsi görünümü de çok bozmak istemiyorum cildimdeki. Ama hafif parlamaları da önlemek, biraz daha makyajımı sabitlemek için bir sprey kullanacağım. NYX'in Matte Finish, mat görünüm veren sabitleme spreyini kullanacağım. Çünkü serum, krem ürünler gün içinde özellikle benim T bölgemde yağlı olduğu için parlama yapabiliyor. Onun önüne geçmek ve serum ürünlerin kalıcılığını arttırmak için bu spreyi kullanmak istiyorum. Bunu böyle uzaktan sıkacağım. Ben böyle sabitleyici spreylerden sonra süngerle üzerinden geçiyorum cildimin ki o spreyi biraz daha yediriyorum cildime. Daha iyi sabitleniyor böyle olunca. Bakın böyle hafif de bir parlamayı aslında almış oldu cildimdeki. Hem de güzel bir şekilde sabitledi. Milk Makeup'ın şöyle holografik bir highlighter'ını aldım. Süpernova rengi bu arada. İnanılmaz güzel bir renk. Şu an böyle uyguladığım için ucu kirli olabilir ama lilamsı, mavimsi yansımaları var. Bakın önce şurada göstereyim. Böyle loş ışıkta özellikle inanılmaz güzel parlıyor. Umarım yansıyordur kameraya. Aynada çok güzel bir lilamsı, mavimsi etki görüyorum. Yüzde de öyle oluyor. Hemen uygulayalım. Son dönemde popüler olan bu şey makyajları var ya, Euphoria makyajları. Onları yapmak için muhteşem bir ürün. Bu arada bunu da böyle fondötensiz cilde uyguladığınızda çok güzel bir bitiş sağlıyor. Ben işte highlighter'ı çok başarılı uygulamıyorum açıkçası. Hani daha başarılı uygulayanlar var. Ama hani kendimce uyguladığım yöntemi gösteriyorum size. Çok güzel bir yansıma. Bunu böyle yüzünüzün yüksek olan her yerine uygulayabilirsiniz. Daha böyle loş ışıkta, hele mesela gece dışarı çıkacaksanız böyle bir mekan ışığında falan çok daha belirgin olacaktır. Şu an ışık da vurduğu için kameraya çok yansıdığını düşünmüyorum açıkçası. Çok çok ince bir holografik durum olduğu için kameraya o kadar iyi yansıması maalesef ki mümkün değil. Mümkün olduğunca böyle oynuyorum ki görün diye. Ama muhteşem bir yansıma. Hani böyle bunu da hafif göstermek istedim. Çok iyi yansıtamadıysam lütfen kusuruma bakmayın. Ben Milk Makeup'ı gerçekten hani ambalajları olsun, ürün kaliteleri olsun, yapısı, duruşları olsun çok çok beğendim. Bu aldığım iki ürün de gerçekten çok başarılı çıktı. Diğer ürünlerde olduğu gibi bunları da özellikle yazın daha çok severek kullanacağım. Özellikle holographic city'ye highlighter sevmeyen ben bayıldım. Gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle bir geçiş yapacağım gözlerime. MAC'in Cork isimli bu tekli farını alıyorum. Şöyle bir karıştırma fırçası, minik bir karıştırma fırçası yardımıyla katlanma bölgeme geçeceğim. Normalde hani böyle nemli bitişli bir makyaj yapacağım için aşırı mat bir göz makyajı yapmak istemiyorum. Ama bu çok güzel bir geçiş rengi. Pırıltı vereceğiz gözlerimize. Şimdi Romand'in şu muhteşem glitter paletini alıyorum. Ben bunu o kadar çok seviyorum ki ambalajında falan, kutusunda falan saklıyorum. Çünkü değerli. O zaman ilk almışım, şu an asla yanına bile yaklaşamam ya. Abarttılar. Gerçekten abarttılar. Şimdi şurada Rainbow Bubble denilen bir renk var. Şöyle hafif kahvemsi ama içinde de pembeli mavili yansımalar olan çok güzel bir glitter. Bunu böyle parmağıma alıp şöyle tüm göz kapağıma uyguluyorum. Şimdi ben bu aralar şeye taktım kafayı. Şöyle yakınınıza da geleyim. Bu aralar şuna taktım kafayı. Alta böyle çok renk sürmeden soft bir glitter
görünümüne. Bence çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Spor da bir görünüm oluyor. Genellikle böyle glitterları çok yoğun renklerin üzerine uygularız. O böyle birazcık dramatik, birazcık böyle daha böyle Arap makyajı gibi demek istiyorum. Ağır ağır böyle. Onlar gibi oluyor. Ama böyle direkt glitter'ı çıplak göz kapağınıza uyguladığınızda bence çok böyle spor bir görünüm oluyor. Daha genç, daha fresh bir görünüm oluyor bence. Tavsiye ederim böyle uygulanışı. Minicik de göz kirpik diplerimi belirginleştirmek istiyorum. Bunun için de MAC'in Pro Long Wear Fluid Line'larından Deep Down rengi. Bunlar çok güzel jel eyeliner'lar. Şöyle bir tekli pot şöyle kirpik dibimi belirginleştireceğim. Bir de ben böyle kuyrukları kısa tutup sonra şöyle tırnağımla hafif çekmeyi seviyorum. O zaman böyle incecik uzuyor. Böyle bir tırnak hamlesi yapıyorum. İç tarafı da şöyle hafif uzatacağım. Göz kapağım biraz düşük olduğu için iç tarafı aşırı kalınlaştırmıyorum ki glitter görünümüne engel olmasın. Hemen bir kaşlarımı düzeltiyorum. Bunun için de NYX'in The Brow Glue kaş jelini kullanacağım. Çok güzel sabitleyen, jöle gibi olmayan ama jel kadar da ince olmayan. Tam ikisi arasında sakız gibi bir kıvamı var. Güzel bir kaş sabitleyici. Gelelim maskara adımına. Maskara olarak L'Oreal'in Air Volume Mega maskarasını kullanacağım. Bu maskarayı yeni kullanmaya başladım ben. İlk çıktığı zamanlar almamıştım kıl taraklı olduğu için. Değişik bir maskara. Ucundan böyle çok fazla ürün çıkıyor. En büyük handikapı o. Aslında çok güzel dolgunlaştırıyor ama sanki böyle biraz daha az ürün olsa fırçada daha güzel şekil verebilecekmiş gibi bir maskara. Bu aralar hani şans vermek için üst üste kullanıyorum. Böyle bir bitişi var arkadaşlar. Sizinle hani daha önce kullanmamıştık bu maskarayı. Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor bu maskarayı. Aslında güzel bir fırçası var. Hani kıl taraklı fırçalar arasında fena olmayan bir yapısı var ama ağzı çok geniş bunun. Bence çok fazla ürün kalıyor ucunda çıkarttığınız an. Bakın. Görüyor musunuz? Ucunda bayağı bir ürün birikiyor. Şu kadarı fazla yani. Etrafında da aynı şekilde biraz fazla ürün birikiyor. Dolgunlaştırıcılığı güzel aslında ama fırçadaki ürün çok fazla olduğu için böyle uçta topaklanmalar oluyor. O yüzden böyle sevdiğim bir fırçayla bazen üstünden geçiyorum. Son olarak da gelelim ruja. Ruj olarak da Fenty Beauty'nin bu krem formdaki rujlarından kullanacağım. Altına da Flormer'ın Telmatic Lip Liner'larından SL08 olmalı bunun rengin adı, numarası. Şöyle asansörlü dudak kalemlerinden uygulayacağım. Elimde ona yakın en güzel dudak kalemi buydu. Şöyle çok hafif dudak hattımı belirginleştiriyorum. Hafif siliyorum çünkü amacım sadece dudak hattımı belirginleştirmek. Bayağı bir hafiflettim yani. Şimdi bu Fenty'nin krem rujunu uyguluyorum. Muhteşem bir renk. En çok sevdiğim krem rujlardan diyebilirim. Uçuğum yüzünden çok güzel gözükmüyor olabilir ama... Evet, makyajımın sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Kullandığım birçok ürünü çok beğendim. Genelde böyle yaza hitap eden ürünler oldu. Krem formlu ürünleri ben daha çok yazın tercih ediyorum zaten. Kışın birazcık hafif kalabiliyor. Yazın böyle daha hafif makyajlar yaparken daha çok sevdiğim ürünler oluyor. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım ürünler anlamında faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.